Vitamini çok küçük. Kemiklerim çok güçsüzleşir böyle. Bir denemesi olsun. Daha D vitamini yazıyorum sana. Bir ay boyunca aldım kansplantoloji iğneyi. Bakalım biraz normale gelmişse 3 ay sonra kontrole çağırırsın, olur mu? Evet. Tamam. Türkiye'de ilk defa Covid İzlem Merkezi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı. Şimdi yeni bir yılı dolduran hastalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir yıllık süre içerisinde bizim tabii daha sonra beklediğimiz, bir yıldan sonra beklediğimiz, bir yıla dört yıl arası beklediğimiz bir takım hastalıklar var tabii Covid'in neden olabileceği. Onları henüz görmeye başlamadık ama bu yıl içerisinde belki 2021 yılı, 2022 yılı içerisinde o hastaları da hani görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bunlar neler olabilir diye soracak olursanız tip 1 diyabet olabilir, otoimmün diyabet, işte çölyak hastalığı, otoimmün yine hastalıklar, tiroid hastalıkları vesaire. Bunlar bir yıldan sonraki dönemde daha çok hani bekliyoruz. Otoimmün karaciğer hastalıkları gibi. Çünkü bunlar da biliyorsunuz virüs tetiği çeken mekanizma oluşturuyor ve otoimmün hastalıklar etkilenebiliyor, artabiliyor bu süreçte. Şimdi bir yıla kadarki süre içerisinde daha çok kısa dönem sonuçlar ve yeni hastalık sonrası post-covid dediğimiz dönemde nelerle karşılaştık diye o dönemi inceledik. Bunlar içerisinde zaten en sık karşımıza çıkan damar tıkanıklıkları hakikaten birçok dünyada da literatürlere baktığımız zaman bunların çok sayıda bildirilmiş olduğunu görüyoruz. Biz de aynı şekilde akciğer damar tıkanıklıkları, beyin damar tıkanıklıkları, bacak damar tıkanıklıkları, kalp damar tıkanıklıklarının bu süreç içerisinde olduğunu gördük. Uzayan semptomlar anlamında bakacak olursak işte unutkanlık, saç dökülmesi hep bizim söylediğimiz, üzerinde durduğumuz konular. İlk dönemde daha çok yaşlı popülasyondan kayıplarımız olmasına rağmen ikinci büyük grupta gençlerden de çok zayiatların olduğunu gördük. Şimdi üçüncü pikin arifesindeyiz. Yani üçüncü piki girmek üzereyiz ya da girmiş durumdayız. İl bazında alınacak tedbirlere çok güveniyorum. Yoğun bakım hasta sayısı artmadan hemen o anda müdahale edilirse ki öyle bir hava var. Hakikaten öyle bir intiba ediniyorum ben. Çok ciddi o ikinci pikte gördüğümüz ölüm rakamlarına ya da hasta yoğun bakım sayılarına ulaşmadan yani bu dalgayı da atlatabiliriz gibi geliyor. Şimdi 10 milyona yakın bir aşılama yapıldı ve daha çok da risk gruplarına yapıldı. Bu grupta, bu üçüncü pikte ölüm oranlarının daha düşük olmasını bekliyoruz açıkçası. Bunu ne değiştirir diye soracak olursanız, bunu şu değiştirir: aşıyı etkisiz kılan bir mutasyon. Bu mutasyonların bir kısmının aşılara karşı direnç oluşturma ihtimali var. Bunu tabii yaşayarak göreceğiz. Virüsü tam ortadan vuracak bir ilacımız yok. Ancak geliştirilmekte olan ilaçlar var. Belki bu üçüncü salgının, üçüncü pikin ortalarına doğru bunlar piyasaya çıkabilir. Hakikaten onların çok iyi sonuçları olduğunu duyuyoruz. Molnupiravir mesela böyle bir ilaç. Şu anda çalışmaları yürüyor ve çalışmalardan aldığımız bilgilere göre, ön çalışmalardan hakikaten virüsün ağır seyretmesini ve enfeksiyon yapma kapasitesini ciddi anlamda azalttığına dair. Ki bu belki 4. 5. piklerde bizim çok işimize yarayacak. Tamamen ortadan kaldırmak ya da işte grip benzeri bir hadiseye dönüştürmek ancak işte iyi bir ilacını bularak veya toplumdaki bulaşıcılığını azaltarak mümkün olabilir. Yani insanoğlu bu savaşı eninde sonunda kazanacak. Ben 21 Mart'ta yatınca ilk hastalardan, zaten 8 kişi daha yeni vardı, ölmüştüler. Ondan sonra bir tane hocamız, buranın hocası vefat etmişti. Çapa'dan giden. O zaman ben hastanedeydim. Yani 18 gün kaldım. Sabah kalkınca bayıldım. Oğlumu kaldırdım. Söyledim ve de birdenbire içim böyle zehirlendi. Yani acı bir şey oldu böyle. Acı yer gibi değil, zehir gibi. Ne suyun tadını almadım, ne yemin tadını almadım. Sonra oğlum gelince ambulansa çağırdı. Gelip aldılar, götürdüler beni hastaneye. MR çekince o zaman belli oldu, ciğerlere inmiş. Tedaviye başladılar. Tek başına tek odada orada kaldım. Hiç kimseyle zaten. Bir doktorlarımız, hemşireler vardı. Yoğun bakımı hemşiresi yanımdaydı. Hava sürekli verildi. Çocuklarımı, torunlarımı çok özlüyordum. Nefesim kesiliyor. Şuradan bir merdiven çıksam yoruluyorum. Evin içinde yoruluyorum. Nefes alamıyorum. O belirtiler yani kaldı. Sırtım ağrıyor. Bir seneden beri ben hep böyle. Korkuyorum eldiven de çıkarmaya. Şimdi ben buraya gelirken ileride çıkardım eldivenleri. Otobüsten indim. Gene buraya girerken yeni taktım. Yarın şimdi buradan çıkarken gene çıkartacağım. Zaten eve de gidince iyice yıkıyorum ellerimi de.
21 Mart'ta geçirmiş hastamız. Covid tanısını 21 Mart'ta almış. Daha sonra aralıklı olarak bize kontrole gelmiş. Covid geçirdikten bir ay sonra, daha sonra 3 ay aralıklarla toplam 4 defa en son kontrolüne bugün geldi. Bir yılda hastanın hala sebat eden şikayeti halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma ve saç dökülmesi olmuş. Bu hastamız da aynı şekilde sırt ağrısından şikayetçiydi. Uzun süredir olan bir sırt ağrısı. Bu sırt ağrısı için fizik tedavi ve ortopedi bölümlerine gitmiş ancak görüntülemelerinde bir anormallik saptanmamış. Covid semptomları bir yıldır değişmedi. Hastaların hastaneye başvuru, hastalık anındaki şikayetleri aynı ancak hastalık geçirmiş ve 1 ay, 2 ay sonra, 3 ay sonra kontrole gelen hastalarda geçen yıla göre bir takım değişiklikler var. Bazı şikayetleri geçen yıla göre daha sık duymaya başladık. Biz bu merkezi açalı yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yılda toplamda 3500-4000 kadar hasta görmüş olduk. Tabii tüm 1 yıl içerisinde COVID geçirmiş hastalarda en sık gördüğümüz şikayet halsizlik, yorgunluk ve çabuk yorulma. Geçen Nisan-Mayıs ayındaki hastalarda 1 ay sonra %10 hasta kadar ishal şikayeti duyuyorduk ama şimdi onu duymuyoruz. Son zamanlarda bizim geçen yıla göre ki hastalara göre daha sık duyduğumuz şikayetler özellikle saç dökülmesi %10 kadar, sırt ağrısı, sırt ağrısı uzun sürüyor, 8 hafta 10 hafta kadar sürebiliyor. Ağrı kesicilere yanıtsız da olabiliyor sırt ağrısı. Bir diğer duyduğumuz şikayet de unutkanlık. Özellikle son 3-4 aydır hastalardan bunu sık duymaya başladık. Son 2-3 günde hasta vaka sayıları artmaya başladı. Bunu sahada direkt olarak acilde görebiliyoruz. Ancak bunun izlem polikliniğine yansıması genellikle 1,5-2 ay sonra oluyor. Çünkü hastalar iyileştikten sonra bize başvurdukları için vaka sayısındaki artışı biz hasta başvurusu olarak 1-1,5 ay sonra görüyoruz sayı artışı olarak. Peki koku almada, tat almada var mı bozukluk? Yok. Onlar geçti. Hiç bitmedi. Ateşim de yoktu. Hiç ateşin olmadı? Hiç ateşim yok. 37'de gittim hastaneye. 37'de çıktım. Bilgisayardan. Bir aile hekimine götürüp hemen onay attım dedi. Vermedi. Bizim aile hekimi biraz sıkıntılı çıktı. Hocam tekrar ben buraya geldim. Reçeteyi yazdım. Sizi okudum. Bir bey doktorum. Ben yazayım. Sonra bir zorlu çıkarma hakkı yok yani. Hatta eczacı bile şaşırdı yani. Raporlu yakacağım. Evet. Hatta eczacıdan kağıdı çıktı, çıktısını aldı. Ben kendimi o denli çok fazla. Eski tedavi almadı. Evet, evde süreç geçirip şey aldı.